Ama Haber Bülteni Ahmet Terzioğlu ile başlıyor. Türkmen Uygu Televizyonu'ndan herkes iyi akşamlar. Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimize geçmeden önce haber başlıklarını izleyelim. Ardından tekrardan karşınıza olacağım. Başbakan Muhammed Şia Sudani Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi'nin Türkiye ve Irak için fayda sağlayacağını vurguladı. Ataahhedu amamakum bi annena sen'amel ke feriqin mutecanisin li teşri'il Parlamento Başkanı Mahmut Zerime Irak halkına hizmet eden yasaların çıkarılması için uyumlu bir ekip olarak çalışma sözü verdi. Siyonist Beyrut'un güney bölgelerine hedef alan 14 şiddetli saldırı düzenledi. <laughs> Meteoroloji Kurumu'nun tahminlerine göre yağışlı hava ülkenin tüm bölgelerinde önümüzdeki pazartesi gününe kadar devam edecek. Bizim gelmemiz tabi Tlafara Devri'de. Her iki da, her ay olmamış geliyor buraya. باش Danışmanı Halil Sayit El Mevla telafi ilçesine ziyaretleri devam ediyor. أعلن عن إطلاق مبادرة جديدة للابتعاث تتضمن إرسال خمسة آلاف مبتعث استجابة لحاجات البلد نبدأ بالكرخ الأولى كنا نفتتح المدرسة بسم الله الرحمن الرحيم ننتقل للرصافه الاولى. الحكومه في موازنه الثلاث سنوات وضعنا موضع التنفيذ منحه التلاميذ التي كانت معطله لتحسين خدمات التربيه والتعليم والتي نص عليها قانون الحمايه الاجتماعيه. هذا Başbakan Muhammed Şah Sudani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bölgedeki tehlikeli gelişmelere karşı tutumları birleştirmez sözlerine daha doğrusu konusuna görüştü. Başbakan Muhammed Çağ Sudani'nin Türkiye'nin İstanbul şehrindeki Vadettin Köşkü'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Açıklamada iki taraf bölgede yaşanan son gelişmeleri Gazze ve Lübnan'a yönelik sürekli saldırılarla barış ve istikrar için artan şiddet oluşturan siyonist yapıyı ve bölgedeki çeşitli ülkelere yönelik saldırıları ele aldı ifadeleri yer verildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kalkınma yolu projesinin Türkiye ve Irak için birçok fayda sağlayacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nde resmi ziyaret gerçekleştiren Başbakan Muhammed Çiğaz Sudani, kabulü sırasında Türkiye ve Irak köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip komşu ülkelerdir dedi. Erdoğan, ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesi, özellikle de iki ülkeye birçok fayda sağlayacak olan kalkınma yolu projesinin önemi üzerinde durarak, bunu gerçekleştirmek için gerekli adımların kararlılıkla atmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Başbakan Muhammed Şah Sudani Türk tarafıyla yapılan anlaşmaların ve mutabaka zaptlarının uygulanmasını takip etmek amacıyla dün bir toplantıya başkanlık etti. Açıklamada Başbakan Sudani'yi geçtiğimiz Nisan ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat'a yaptığı ziyarete imzalanan mutabaka zaptlarının uygulanma sürecinin toplantıda gözden geçirildiği belirtildi. Temsilciler Meclisi oylamanın ikinci turunda Mahmut El Meşadani meclis başkanı olarak seçti. Meşadani meclis başkanlığı için yarıştığı rakibi Salim El karşı 182 oy alırken El 42 oy aldı. Oylama sürecinde 38 oy pusulası geçersiz sayıldı. Başbakan Muhammed Çağ Sudani, Meclis Başkanı olarak seçilmesi vesilesiyle Meclis Başkanı Mahmut Elmeşhadani'yi tebrik etti. Başbakan'ın basın ofisinden yapılan açıklamada Başbakan Sudani, "Kardeşim Mahmut Elmeşhadani, Meclis Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik ediyorum. Bu önemli anayasal sorumluluğu" tamamlayan saygıdeğer meclis üyelerini ve tüm milli siyasi güçleri kutluyorum. Bu adım hükümetin başından beri kendisine şarj dalrusu şarj edindiği halkımıza hizmet etmek hedefine katkı sağlamaktadır dedi. <laughs> Cumhurbaşkanı Abdülhatif Cemal Raşit, parlamento başkanının seçmesi anayasal ve ulusal yükümlülüklerin tamamlanmasında önemli bir adım olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Reşit Ek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Doktor Mahmut Zelmi meclis başkanı seçilmesi vesilesiyle en iç tebriklerimi sunuyorum ifadelerini kullandı. Koordinasyon çerçevesi Mahmut Selmi Şadani parlamento başkanı seçilmesinden dolayı kutladı ve meclis başkan yardımcısı Muhsin Elmenzelavi'ye teşekkürlerini sundu. Koordinasyon çerçevesi ayrıca Irak'ın çıkarlarını koruyan ve egemenliğini güçlendiren ulusal pozisyonlarını desteklemek için ulusal çabaların devam edeceğini vurguladı. Parlamento Başkanı Mahmut Selmi Şezani Irak halkına hizmet eden yasaların çıkarılması için uyumlu bir ekip olarak çalışma sözü verdi. Meşhur Meclis Komitelerindeki yasa siyasi nedeniyle bir sonraki aşamada yasama ve gözetim performansının hacminin artırılacağını açıkladı. Başbakan Sudani NATO Irak Komisyonu da doğrusu misyonu komutanı Korgenler Lukas Şahur kabul etti. Görüşmede Dayı karşı Şuru koalisyonun Irak'taki görevden sona erdirmesinin ardından Irak'la NATO ülkeleri arasındaki güvenlik ve işbirliği yolları ele alındı. Başbakan Muhammed Şah Sudan İspanya'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle İspanya Başbakanı Pedro Şansalere tazim mesajı gönderdi. Başbakan Es Sudani mesajında İspanya halkına başsağlığı ve danışma dileklerini iletti. Açıklamaya göre Başbakan Es Sudani mesajında Irak hükümeti ve halkının bu zor zamanlarda dost İspanya halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Washington Lübnan'da 60 günlük ateşkes çağrısı yaptı. Lübnan'da yaşanan son gelişmeler kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nden 60 günlük ateşkes çağrısı geldi ve bu süreç içinde 1701 numaralı kararın uygulanması görüşmelerinin önlenmesi de yapıldı. Lübnan Başbakanı Necip Mikati önümüzdeki günler ya da saatlerde İsrail ile Hizbul arasında ateşkes sağlanabileceğini belirtti. Lübnan Başbakanı Mikati Lübnan'da yayın yapan El Cedi televizyonu kanalına yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden kıdamı danışmanı Amos Hokishtay'la yaptığı telefon görüşmesinden sonra ateşkes için umutlu olduğunu kaydetti. Siyonist işgalciler Beyrut'un güney bölgelerine hedef alan 14 şiddetli saldırı düzenledi. İşgal uçakları saldırılarda Harik, Takviza ve El-Gadir, El-Gubayri ve Mesdadadrusu Müçteba kompleksi civarlarının yanı sıra eski havaalanı yolu Ruweis ve El-Merice ile El-Müçsaba yerlerini hedef aldı. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 17 kişinin öldüğü en az 9 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor. İsrail ordusunun Beletahya bağlı Tariha kasabasında bir eve düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi. 4 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası evde çıkan yangın itfaiye önce söndürüldü. İsrail ordusunun Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saate 55 artarak 43.259'a yükseldi. İsrail ordusunun Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak 43.259'a yükseldi. Palestin Resmi Ajansı Vafa'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre. İsrail ordusu Dir El Bellah Nusayrat ve Süveyde'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi ve evleri bombaladı. Saldırıların ardından Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 47 Filistinli'nin naşı ulaştı. İsrail'in saldırılarında çoğu çocuk ve kadın onlarca kişi de yaralandı. Yerel kaynakların aktardığına göre İsrail ordusu Nusayrat'ta farklı bölgelerinden yerinden edilmiş akrabalarını misafir eden birçok evi hedef aldı. İsrail'in evleri bombalamasının ardından yardıma gelenler oldu. İsrail güçleri bunun ardından bölgeye ikinci kez saldırı düzenledi. Ölenlerin çoğunun da bu bölgeden olduğu kaydedildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne 392 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatta Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği Üç katılanda 55 kişinin hayatını kaybettiği, 186 kişinin de yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinin düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43.259'a yaralı sayısının da 101.827'ye yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hala ankaz altında ve yol kenarlarında ölenlerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinde cenazelere ulaşılmadığı yenilendi. Birleşmiş Milletler Genel sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana gazetecilerin öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek basın mensuplarının korunması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırıları altında Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana gazetecilerin öldürülmesinin kabul edilmez olduğunu belirterek, basın mensuplarının korunması çağrısında bulundu. Bama-Cenevere ofisinde 2024 Orta ortadoğu'da barış konulu uluslararası medya semineri başladı. Seminerin açılış bölümünde Guterres'in gönderdiği masaj okundu. Guterres, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü gazetede gazetecilerin öldürülmesinin kabul edilmez olduğunu vurgulayarak basın mensuplarının korunması çağrısı yaptı. Gazetedeki saldırıların geçen ay birinci yılını doldurduğunu ve ihlalın Lübnan'a ne sıçraması nedeniyle bu seminerin son derece zor koşullar altında düzenlendiğini belirten Götres. Aynı zamanda Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şıraya'daki durum İsrail'in askeri operasyonları, yerleşim birimlerinin inşası ve yerleşimci saldırılarının da giderek yoğunlaşması, iki devletli çözüm olasılığını giderek zayıflatmaya devam ediyor ifadesini kullandı. Reuters'ın gazetedeki gazetecilerin herhangi bir çatışmada görülmemiş bir düzeyde öldürüldüğünü kaydederek uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girmesini engelleyen yasağın devam etmesini de eleştirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmelerini haberleştiren gazetecilerin de öldürüldüğünü veya yaralandığını hatırlatan Gotres, bu durumun da kabul edilmeyeceğini altını çizdi. Gotres, saldırıların ve İsrail işgalının da son bulması çağrısını yenileyerek, Gazze ve Lübnan'da derhal ateşkes ilan edilmesinin, tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasının, insani yardımın etkili şekilde ulaştırılmasının belki devletli çözüm doğru geri döndürülmez ilerlemenin daha zamanı geldi dedi. Seminer kapsamında Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında görev yapan basın mensuplarının güvenliği ve karşılaştığı zorluklar ele alınacak. Meteoroloji Kurumu'nun tahminlerine göre yağışlı hava ülkenin tüm bölgelerinde önümüzdeki pazartesi gününe kadar devam edecek. Kurum yarınki havanın cumartesi günü genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu olacağını, öğleden sonra ise özellikle orta ve kuzey bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte şiddetini artıracağını, sıcaklıklarını ise bir önceki güne yakın seyredeceğini belirtti. Bağdat Perşembe gecesinden bu yana devam eden fırtına, şiddetli yağmur ve selin eşlik ettiği şiddetli hava dalgalanmalarına tanık oluyor. Birçok şehir ve bölgede mahalleleri ve yolları su bastı ve araçların hareketinde aksamalara neden oldu. Bağdat Belediyesi ve vilayetlerindeki belediye birimleri yağmur suyunu tahliye etmek için seferber oldu. Başbakan Danışmanı Halil Sayit El Mevla Talafer ilçesine ziyaretleri devam ediyor. Oradaki vatandaşların sorunlarını gidermek için tüm projeleri takip ediyor. Başbakan Danışmanı Sayın Halil Sayit El Mevla Bağdat'ta çalışırken Talafar ilçesine ara sıra ziyaret eder. va ilçede vatandaşlarla görüşür. Ve herkesin sıklatların diller baş çözmeye başlar. Ona artı Bağdat'ta Talafar ve Neyneva batısındaki vatandaşlara yardım yaptığı çalışmalardan bahsetti. Bizim gelmemiz tabağın tılafara devriydi. Her iki zubata, her ay olmamış geliyor buraya. Ee, gelmemiz de tabağın muhatınlarla ilgilenmekte, ehliyatımızla ilgilenmekte. Ne mataliplardık var ise öz niyetirmekte. Mektep reis uzarıya faylarına alıp, mektep reis uzarıya o nefsil vakittik e, meclisin nüvaba. Döner gözün tabağları tuttuk uzarılardan. E, e Biliyorsunuz mataliplardık çoktu. E, Ağızlık çoğuktu, pakırıp karak Bizim iki üç var kademet işlem Bir canımız var riaye meselesi ve muak meselesi. Yani şimdi kim takriben bir 18 bin yerdi bu. 5 bin muak yerdi bu. İdafetten ila meşari var, kademiye. Meşariğimiz çoğuktu valla. Bir de yeterlik ziyem mecariden, mecari tellaf var. Bitirdik özünü inşallah. Yani hızlandı içine 375 milyar. شارع الحولي آين جرم كيسندا بتة يحلو ولد جرم مليار تلفار متخالنن إلى مفرق الجولخ بمرحلة ولاده مرحلة تانية أخي نمستم شندا مستمر دلها مستشفى الحسين مستشفى الحسين داق بداية إلى داق تقريبا غير راضق كامل كشوفاته يجرم دورت مليار غير راضق وزن إلى الالت مليارات تقريبا bütöbətəri inşallah yaxınlar. Və dediyim kimi də biz muatların inşallah xidmətindəyik. Heblə fayllarının yığığı yox, tələbatların yığığı yox. Məktəb də heblə açıldı. İnşallah xidmətlər. Nə yox. Sayın Xəliləli məbləhə girməlidə vəkili olsun. Həgər danışman hər zaman vətəndaşların yanındadır. Tlafer içəsindən qalib stol El Türkmen uydu kanalı. Asgari İstihbarat Müdürlüğü tarafından yapılan kapsamlı saha çalışmaları ve doğru istihbarat bilgileri doğrultusunda Himri Sıra Dağları'nda Örgütü teröristlerinin ve bazı liderlerinin bulunduğu yeri tespit ederek bir operasyon düzenledi. Askeri İstihbarat Müdürlüğü tarafından yapılan kapsamlı saha çalışmaları ve doğru istihbarat bilgileri doğrultusunda Hemrin Dağları'nda Daesh terör örgütü teröristlerinin ve bazı liderlerinin bulunduğu yeri tespit ederek bir operasyon düzenledi. Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndaki hedefleme hücresiyle koordinasyon içinde F-16 savaş uçaklarıyla 4 hassas hava saldırısı düzenlendi. Operasyonun ardından Irak ordusuna bağlı Özel Kuvvetler Kerkük İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ve 11. Tümen'in mühendislik birimleri Kerkük Operasyon Komutanlığı hava desteğiyle hedef bölgeye intikal etti. Yapılan çalışmalarda şu ana kadar 8 teröristin cesedine ulaşıldı. Elde eden bilgilere göre ölenler arasında DAEŞ'in önemli lider kadrosundan isimler de bulunmakta olup Kimlik tespitleri, DNA testi yapıldıktan sonra isimleri ve unvanları açıklanacaktır. Aynı zamanda hedef alınan bölgenin dağlar ve mağaralar arasında çok iyi korunan ana karargah olduğu tespit etti. Operasyonda çeşitli silahlar, mühimmat, patlayıcı maddeler, lojistik malzemeler ve iletişim cihazları ele geçirildi. Kuzey Kore'nin Japon denizine doğu denizi fırlattığı ve şu ana kadar attıkları arasında en uzun süre uçtuğu değerlendirilen kıtalar arası balistik füzenin en yüksek modeli yeni tip Hwasong-19 olduğu duyuruldu. Kuzey Kore'nin Japon denizine fırlattığı ve şu ana kadar attıkları arasında en uzun süre uçtuğu değerlendirilen kıtalar arası balistik füzenin ICBM en yüksek modeli yeni tip Hwasong-19 olduğu duyuruldu. Güzey Kore Merkez Haberi Ajansı'nın haberinde fırlatılan yeni tip Housing 19 kıtalar arası balistik füzenin ülken stratejik vuruş kabiliyetini gösterdiği belirtildi. Housing 19 tipi füzenin en yüksek model olarak nitelendirildiği haberde ayrıca Güzey Kore lideri Kim Jong-un'un konu hakkında ifadelerine yer verildi. Kuzey'in lideri Kim Housing onda kuzun düşmanların saldırgan eylemlerini tamamen caydırmada ve ulusal güvenliği korumada birincil araç olarak görevini yerine getireceğini söyledi. Hiçbir tedbiden ulusal güvenliklerinin de etki alanına yaklaşmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Kim, Güzey Kore'nin nükleer kuvvetlerini güçlendirme çizgisini hiçbir koşulda değiştirmeyeceğini vurguladı. Güzey Kore dün Japon Denizi'ne kıtalar arası balistik füze fırlatmıştı. Uzmanlara göre Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füze bugüne kadar attığı füzeler arasında en yani uzun uçuş süresine sahip dedi. İspanya'nın doğu ve güney bölgelerinde 29 Ekim'de yaşanan sel felaketin ardından ölü sayısının 205'e çıktığı bildirildi. İspanya'nın doğu ve güney bölgelerinde 29 Ekim'de yaşanan sel felaketinin ardından ölü sayısının 201 yaşa çıktığı bildirildi. Selden en çok etkilenen ülkenin doğusundaki Valencia bölgesinin özerek yönetim hükümetine bağlı olarak çalışan operasyonel kontrol merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ana kadar Valencia'da 202 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi. Valencia'nın ardından en çok etkilenen bölge olan Hasile Lamaca'da 3 kişi hayatını kaybetti ve İspanya genelinde sel felaketinden ölenlerin sayısı 205'e çıkmış oldu. İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü tarafından İspanya tarihinin en öldürücü doğal afeti ve 100 yılın felaketi olarak tanımlanan sel felaketinde halen çok sayıda kayıp insan için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede itfaiye, polis, jandarma, sivil yardım ekipleri dışında, 1500'den fazla askerde görev yapıyor. Ayrıca Valencia halkı selden etkilenen yerleşim yerleri ile dayanışma gösterirken binlerce genç gönüllü temizlik çalışmalarına katılıp öncelikle ihtiyaçlardan olan gıda ve su tedariklerinin de sağlanmasına yardımcı oluyor. Bölgeden gelen haberlerde birçok ilçede halen sürdürülebilir istikrara geçişin sağlanmadığı, her yerin çamur ile kapalı olmasından elektrik kesintilerinin devam etmesinden, yol ve köprülerin çökmüş olmasından, yolların üst üste binmiş araçlarla kapalı olmasından yardım ulaştırmakta çok ciddi zorluklar yaşandığı ifade edildi. Sel felaketinde en büyük zarar ise şu ana kadar 72 kişinin hayatını kaybettiği 25 bin nüfuslu Payport'ta ilçesi aldı. Bölgede su ve gıda sorunundan dolayı vatandaşların ellerinde pidonlarla yollarda uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Şimdi haber başlıklarına tekrardan bir göz atalım. Başbakan Muhammed Şah Sudani Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kalkınma yolu projesinin Türkiye ve Irak için fayda sağlayacağını vurguladı. Ataahhedu amamakum bi annana Başkanı Mahmut Selmiş Irak Halkı'nda hizmet eden yasaların çıkarılması için uyumlu bir ekip olarak çalışma sözü verdi. Siyonist icralcıların Beyrut'un güney bölgelerine hedef alan 14 şiddetli saldırı düzenledi. Meteoroloji Kurumu'nun tahminlerine göre yağışlı hava ülkenin tüm bölgelerinde önümüzdeki pazartesi gününe kadar devam edecek. Bizim gelmemiz tabağın tlafara devriydi. Her iki yüzbahta, her ay olmamış geliyor buraya. E, gelmemiz de taban muhatına... Başbakan danışmanı Halil El Evlat Selahattin ziyaretleri devam ediyor. Böylelikle bültenimizin sonuna geldiği Tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.